Güzel bir pazartesi sabahından günaydın sevgili izleyiciler. Sağlıklı Yaşam ve Güzellik programı hoş geldiniz. Evet, yine hafta başındayız. Tüm izleyicilerime güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yine birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz ve bugün 8 Eylül Özel 8 Eylül Hastanesi'nden diyetisyen Sevgi Er Yılmaz canlı yayın konuğum olacak. Bugün kış aylarında beslenme ve form koruma nasıl olmalıdır? Tüm bu soruların cevabını sevgili Sevgi Hanım'dan alacağız az sonra. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle davetimi kabul edip geldiğiniz için kanalımız adına çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel programlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz yine sizinle. Bugün çok güzel bilgiler vereceksiniz izleyicilerimize. Özellikle kış aylarında beslenme ve form koruma hakkında bilgiler vereceksiniz. Mevsim geçişlerindeki özellikle halsizlik ve yorgunluğun geçmesi için neler yapılmalıdır? Neler tavsiye edebilirsiniz izleyicilerimize? Öncelikle mevsim geçişlerinde özellikle bu mevsim geçişinde güneş etkisinin, ışığın etkisinin azalması, günlerin kısalması, gecelerin uzaması ile birlikte yorgunluklar haliyle başlayacak. Hı hı. Bunun önüne geçmek için önce bir enerjinizi artırmanız gerekiyor, düzenli uykuya bir alışmamız gerekiyor. Bol su ve düzenli beslenmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir ara öğünü atlayıp vücudu enerjiden halsiz bir şekilde düşük bırakmamamız gerekiyor. Karanfil bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Tadı da güzel. Çayı demlerken çayın içine karanfil attığınızda hemen ertesi gün bile etkisini görebileceğiniz derecede bir enerji veriyor size. Bu şekilde düzenli beslenerek ve karanfil de kullanarak çok güzel bir şekilde bu dönemi atlatabiliriz aslında. Evet, öğünlerimizi atlamıyoruz. Tabii ki. Tabii onun dışında tabii biz aynı şekilde, ben de aynı şekilde yaşıyorum. Halsizlik ve yorgunluk, sabah kalkamama gibi sıkıntılar yaşayabiliyorum. Bunun yanı sıra takviye olarak bir şeyler tavsiye ediyor musunuz? Mesela karanfilin dışında neler yapabiliriz? Kilo almayacağımız şekilde. Bitki çaylarını kullanabilirsiniz aslında fakat böbrek rahatsızlığınız yoksa eğer bitki çayı kullanılması gerekiyor. C vitamininden yüksek ıhlamur kullanabilirsiniz mesela. Kuşburnu yine C vitamininden yüksek. Antioksidandan yüksek yeşil çay kullanımı yapılabilir. Fakat eğer ihtiyacınız yoksa gıda takviyelerini çok önermiyorum ben. Vücudunuzda herhangi bir vitamin eksikliği yoksa enerji verilsin diye bu dönemlerde kullanılan gıda takviyeleri var. Bence doğal olarak her türlü beslenerek bunun altından üstesinden de geliriz evet. Zaten. Aslında böyle bir durumda demek ki uzman bir kişiden destek almamız gerekiyor. Çünkü bazen dönem dönem etrafımdan da görüyorum. İnsanlar kendi kafasına göre gidip ürünler alabiliyorlar, ilaçlar alabiliyorlar. Evet, yani maalesef. Bitkisel ilaçlar alabiliyorlar. Farklı farklı şeyler kullanabiliyorlar. Ama dediğiniz gibi bitki çaylarıyla enerji verecek çayları kullanarak da aslında biz bunu aşabiliriz. Bu sıkıntıyı atabiliriz diye düşünüyorum ben de. Peki özellikle neden kış aylarında kilo alırız? Metabolizmamız yavaşlıyor. Biz çok seviyoruz yorganın altında televizyon seyredip yatmayı. Evet. Bütün gece bütün aktivitemiz o oluyor. Hareketsiz kalma. Aynen öyle. Değil mi? Dışarıda yazın hava güzelmiş, bir parka gidelim, bir gezelim durumu evlerde çay içmeye dönüyor. Çayın yanında kurabiye ve kuru yemişe dönüyor. Derken kış ayları artık böyle iyice hani kilo alayım da ben durumu ona göre ayarlayayım gibi bir duruma dönüşüyor. O zaman hareketsiz yaşamda kışın kilo almamızı hatta kilo verememize de sebep olabiliyor diye aynen düşünüyorum. Öyle. Peki bu metabolizmayı hızlandırmak için neler yapmalıyız? Hareketsiz bir yaşam olabiliyor kışın ama bu hareketsizliği gidermek için neler tavsiye edebilirsiniz metabolizma hızlandırma konusunda? Önce kışın metabolizmamızın yavaşlamasının sebebi şu. Evet, onları anlatalım öncelikle. Kış aylarında biliyorsunuz vücudu korumak için yağ da ihtiyacımız evet. var. Siz ne kadar zayıfsanız ve vücudunuzda yağ yoksa o kadar kış aylarında üşüyorsunuz aslında. Vücut böyle kış soğuklardan izole eden bir katmanı harcamak istemiyor. Haliyle metabolizmamızı yavaşlatıyor. Ona inat metabolizmanızı hızlandırmak için hareketinizi artırmanız gerekiyor. Havaların soğuk olduğunu, evet, ilerleyen dönemlerde soğuk olacak farkındayım. Yürümek, spor yapmak zor olacak. Evet, onun da farkındayız. Ama en azından bir yarım saatlik yürüyüşleri vücudumuzdan esirgemememiz gerekiyor. Zaten hani kışın üşüyoruz, soğukta hasta olacağız mantığıyla dışarı çok çıkmayız ya. Aslında kışın hava soğuk olduğu için mikropların direnci de düşüyor. Soğuklarda çok barınmaz. Biz aslında sıcak soğuk sıcak soğukla kışın hasta oluruz. Haliyle aslında hareket etmek bu durumda çok zor değil. Biz sadece biraz tembelliğe yatıyoruz evet. yani. Düzenli beslenerek yine metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Burada yine yeşil çay devreye girebilir. Ama yine diyorum hamile değilseniz ve böbrek rahatsızlığınız yoksa yeşil çaylar tüketebilir.
Evet. Ara öğünleri ne kadar sık yaparsanız o kadar metabolizmamız hızlanacak. Herhangi bir öğünü atladığınızda metabolizma gerçekten yavaşlıyor. Evet, bilimsel kanıtları var bunun. Fakat ben bana gelen danışanlarda da bunu çok net fark ediyorum. Yani bir haftalık süre içerisinde herhangi bir öğünü çıkarması kilo verişini etkiliyor. Evet, böyle bir aslında yanlış bir algı var, değil mi? Aynen öyle. Yani siz bütün öğün atlayarak kış olmaz. Herhangi bir öğün atladığınızda özellikle ev hanımları kışın hani daha geç kalkıyor. Evet. Yatışı düzensiz beslenme oluyor. Düzensiz zaten. Beslenme. Yemek erkene çekiliyor derken oradaki öğlen yemeği gereksiz oluyor, dışarı çıkartılıyor. Evet. Derken metabolizmayı iyice yavaşlatıyoruz aslında. Aslında sabah kahvaltıları, düzenli güzel bir sabah kahvaltısı metabolizmayı da hızlandırır diyebilir miyiz? Aynen aslında? Aynen öyle. Öğün atlamadan ya da geç kalmadan kahvaltıya. Vücut için büyük bir zenginlik, yani sabah kahvaltısı atlanmaması gerekiyor. Hem vücudunuzun uyandığını hissettirmeniz değil gerekiyor. Mi? Güzel bir kahvaltıya hayır denmemeli. Biz kahvaltı yapmazsak yani. İşte kilo veririz, işte yememiş oluruz, kilo veririz gibi bir tabii, yanlış algı aslında var. Herhangi bir öğünü atlamış gibi düşünüyoruz. Evet. Ama yapılan çalışmalarda sabah kahvaltı yaptığınızda akşama doğru yemek seçimleriniz daha düzenli oluyor. Hı. Tatlı krizleriniz daha az evet. oluyor. Proteini sabah kahvaltısını ciddi bir şekilde aldığınız için bizim kahvaltımız bile Türk toplumu için çok güzeldir. Peynir, kesinlikle. Yumurtamız, tahıllı ekmek. Bol proteinli. Aynen öyle. O kahvaltıyla güne başladığınızda haliyle öğleden sonra da böyle saçma sapan yiyeceklerle günü doldurmak istemiyorsunuz. Evet, gereksiz bir açlık da olmayacaktır. Aslında evet. almamız gereken o enerjiyle biz sabah kahvaltısında dediğiniz gibi o proteinlerle, vitaminlerle karşılamış olacağız. Evet. Ve bu halsizlik, kan şekerimizin düşmesi gibi bir sıkıntı da gün içerisinde olmamış olacak aslında. Ama çok aç evet. kalırsak direkt her şeye saldırasınız geliyor. Ve bunu da önlemiş oluyoruz. Da zaten değil mi? Gizli açlık gibi şey de olabiliyor değil aynen mi? Çok aç öyle. Kalmadan dolayı. Ya doyana kadar yemek de o süreç içerisinde bir saatinizi alıyor. Sonra evet. bir kalkıyorsunuz, aa ne yemişim? İki katını yemiş oluyorsunuz aslında evet. değil mi? Çok aç da kalmamak gerekiyor. Çok sorularımız gelmiş izleyicilerimizden. Kilo problemi olan izleyicilerimiz katılmış sanırım. Merhabalar, iyi yayınlar demiş izleyicilerimiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. 30 yaşındayım, kilo almak istiyorum fakat çok zayıfım. 70 kiloyum, boyum 1.83, ince duruyorum demiş. Neler yapabilirim diye soru sormuş Barış Kocatürk. Kilo almak için nasıl beslenebilirim demiş. Öncelikle bir kan tahlilleri yapılması gerekiyor. Herhangi bir sağlık problemi var mı onu bilinmesi gerekiyor. Tiroidlerde bir sıkıntı varsa önce onun tedavisi yapılması gerekiyor. Maalesef kilo vermek, kilo almak karşılaştırıldığında kilo almak inanın çok daha zor olacak. Yani iştahınız yoksa daha fazla yemek yemeniz gerekiyor burada. Evet. Düzenli aralıkları yine biz kilo almak isteyen insanlar için de ekliyoruz. Sabaha, öğleye, akşamı aynı şekilde koyuyoruz. Buradaki tek farkımız kilo vermek isteyen insanlara tahıllı ekmek yederken kilo almak isteyen insanlara pilav, makarna gibi enerjisi yüksek ama hacmi küçük şeyler öneriyoruz. Sadece süt içmeyin de mesela sütün içine bal koyun. Süt evet. Yanında badem cevizinizi arttırın gibi. Badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişler hem tokluk sağlamayacak, yani aşırı bir tokluk sağlamayacak, hem de enerjisi yüksek. Evet. Onlarla birlikte gün içerisinde enerjiyi yükseltip başlamak gerekiyor aslında. Tabii ne kadar yiyeceğiz bir oranı da vardır herhalde değil mi? Bir kase tüketilebilir. Evet. Eğer olay kilo almaksa inanın o listeler çok kabarıyor ve çok eğlenceli oluyor. Ortalarda çikolatalar, pastalar dönüyor. Evet, aslında o da çok abartmamak gerekiyor tabii, değil mi? Yani vücudun önemli olan sağlıklı kadar. Kilo almak yani. Evet. Ve yatmadan önce yenildiğinde kilo alınıyor ve bunu ben kilo almak isteyen insanlara tavsiye ediyorum. Tatlı tüketildiğinde de sütlü tatlı kilo alayım derken bir şeker hastası olmamak adına tabii, üzerine bol bir tarçın dökülmesi öneririm yani. Değil mi? Evet, sorularımız devam ediyor. 43 yaşında bir izleyicimiz katılmış. 43 yaşındayım, 73 kiloyum, bir doğum yaptım, MS hastasıyım ve çok kortizon aldığım için şişmiş bir halim var. Kortizonla alınan kilolar gider mi demiş izleyicimiz. Evet, kesinlikle gider. Orada bir şişlik de vardı. Kortizol hormonu maalesef vücutta yağ depolamayı da artıran bir hormon olduğu için kortizol alan insanlarda genellikle kilo artışı görülüyor. Evet. Tuzu azaltması gerekiyor. Önce o şişlikleri azaltmamız için ve suyu artırmamız gerekiyor. Suyu artırdığımızda da ödem atacağımız için ikisi birlikte bir şişliği atıyor olacak. Aynı şekilde sıradan bir insan nasıl kilo vermek istiyorsa kortizol almış bir hasta da aynı şekilde kilo vermeye devam edebilir. Evet. Onda hiçbir herhangi sıkıntı bir engel olmayacak. Yok kilo vermesi açısından.
Evet, bir izleyicimiz daha soru ulaştırmış bize. Kiloların yaş ile ilgisi var mı? 35 yaşıma kadar hep zayıf bir kadındım. Şimdi 67 kilo aldım ve veremiyorum demiş. Bölgesel olarak kilo verebilir miyim demiş. Buket Çalışan, çok teşekkür ediyoruz izlediği için. 60 kilo mu o? 67 kilo aldım demiş. Ve veremiyorum demiş. Bölgesel kilo verebilir miyim? Ama herhalde 67 kiloyum mu demek istemiş acaba, orada bir yanlışlık olmasın. Yani, bölgesel zayıflama açısından ya, neler yapabilirim diye sorusunu iletmiş. Bölgesel kilo vermeyi, beslenmeyle kilo vermeyi sağlarsınız. Bölgesel kilo vermeyle sporu birlikte getirdiğinizde sağlanır. Beslenme ve sporu bir araya getirdiğinizde bölgesel kilolarınızdan tabii ki de kurtulabilirsiniz. Evet. Ve yaşla alakası var mı? Evet, yaşla alakası var. Siz her ne kadar gençseniz o kadar metabolizmanız iyi çalışıyor ve enerjiniz o kadar yüksek oluyor. Evet. Ama yaş ilerledikçe, doğumlar geldikçe haliyle metabolizma da yavaşlıyor. Sizin enerjiniz azalmasıyla birlikte hareketleriniz de yavaşlıyor. Tabii. Ama üstesinden gelinmeyecek bir durumu kesinlikle yine de çözümü var. Yani uzman tabii bir kişiden destek alındığı zaman aynen belki öyle, ona göre yönlendirmeler yapacaktır. 25... Bir düzenli yaşındaki kesinlikle kadar rahat kilo veremeyebilir ama 35 yaşında da bu belki kilolar yavaş yavaş kolay verecektir ama verir yani, tabii, sorun tabii, olmaz kesinlikle onda. Evet, bayağı sorularımız var. Kilo sorunu yaşayan izleyicilerimiz katılmaya devam ediyor. Bir izleyicimiz demiş ki zayıflamak için destek gıda takviyesi içecek almak istiyorum. İnternetten siparişle, fakat arkadaşlarımın bunun sağlıksız olduğunu söylüyorlar. Siz önerir misiniz? Senem Görgülü bizlere ulaşmış. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu beslenme olayı artık gündemimizde var. Dünya gündeminde de, Türkiye gündeminde de var. Kiloyu ne kadar hızlı verirsem o kadar mutlu olurum ve yiyerek vereyim mantığı olduğu için artık bu işin pazar payı çok yüksek. Yani size kiloyu herkes verdirebilir ama olay ne kadar sağlıklı kilo vereceğinize bakıyor. Evet. Kullandığınız o ilaçlarla, bitkisel küllerle böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliğini, hatta ölüme kadar sonuçlanan ciddi sonuçları biz daha öncesinden çok sık gördük. Evet. O yüzden sağlıklı beslenerek bunu çok rahat yapabilirsiniz. Sizle de konuşmuştuk daha evet önce, biliyorsunuz. Ben de öncesinden 95 kiloydum ve şu an 59 kiloyum. İnanın o süreç içerisinde hiçbir şekilde gıda takviyesi ya da almadım dışarıdan size herhangi bir düzenli şey beslenme, almadım değil mi? Yani aynen, oranlı beslenme ve düzenli beslenmeyle zaten yapabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla da kilo aynen verilebilir diye sadece düşünüyorum. Biraz sabır istiyor işte. Evet, tabii, o kadar hızlı bir sonuç göremiyorsunuz. Evet. Tabii son zamanlarda hep bu kilo alma olayları, obezite dünyada çok gitgide büyümeye başlıyor. Sorunlar da tabii artıyor. Sorularımız da ona istinaden artış var. Bir sorumuz daha var. İzleyicimizden gelen bir sorumuz. Merhabalar demiş. Benim sorum, ben çok fazla hamur işi ve ekmek tüketiyorum. Şimdi günde sadece 2 dilim kahvaltıda ekmek yiyorum. Bir de akşam yemeği ekmeksiz öğle yemeğinde de sadece salata tüketiyorum. Kilo verebilir miyim demiş Ayça Keskin. Ekmeği kesmiş izleyicimiz, kilo problemi var. Hamur işini keselim, evet, ona karşı evet değilim. Fakat bazal metabolizma hızı dediğiniz bir hız var. Sizin oturduğunuz yerden harcadığınız bir enerji. Yani organların aktivitesiyle nefes alışverişinizde harcadığınız bir enerji. Günlük beslenmemizde bu enerjinin altını düşmememiz gerekiyor. Yaşınız kaç olursa, kilonuz kaç olursa bu anlatılan beslenme tarzı bir hayli düşük kalori içeriyor. O yüzden kilo veremezsiniz, ödem ve kas kaybı olur. Evet. Onun yerine sabah kahvaltısındaki 2 dilim ekmeğimizi koruyalım. Fakat sabah kahvaltısındaki 2 dilim ekmeği tahıllı ekmek yaparsanız uzun süre bir tokluk sağlayacak. Hı hı. Az önce de dediğimiz gibi peyniri, yumurtayı iptal etmeyiz. Onu da gün içinde almaya devam ederiz. Hı hı. Öğlen yemeğinizdeki salatayı iptal edip onun yerine sebze koyarsak çok daha sağlıklı olacak. Sebze yemekleri değil mi? Evet, yani salata sebze olarak tüketilebilir mi? Evet, tüketilebilir ama çok sık olarak yapamazsınız. Ama yemek gibi olmaz. Evet. Tabii bu salata ne salatası? Brokoli, karnabahar evet gibi bir salataysa onu ben sebze yemeğinden kabul ediyorum. O da olabilir. Hı hı. Akşam yemeğimize de ekmek koymamız gerekiyor. Kaçta yemek yediğinize bağlı olarak değişecek tabii bu. Hı hı. Akşam 8'e 9'a kadar kayan bir akşam yemeği ise koymasanız da olur. Ama 5-6 gibi akşam yemeğinde muhakkak bir tahıllı ekmek gerekiyor. En azından yatış saatine kadar onu vücut yakacaktır. Ama dediğiniz tabii gibi sadece kepek ekmek tahmin ediyorsunuz değil mi? Tahıllı ekmek. Evet, bir izleyicimiz daha ulaşmış. Ben 1.71 boyunda 75 kilodayım. Doğumdan sonra göbek bölgemde fazla yağ kaldı. Bölgesel olarak zayıflamam diyetle mümkün mü demiş Aysun Çelik. Teşekkür ediyoruz katıldığı için.
Kiloyu en son nereden aldıysanız oradan vermeye başlıyorsunuz. Kilo göbek verdiğinizde bölgesi, evet göbek bölgesi de gider. Fakat diyeti yapacağız, göbek bölgesinden gidecek, kalçadan hiç gitmez diye bir şey yok. Belki kalçadan daha çok gidecek, göbek gene evet. zayıf olmasına rağmen kalıcı olabilir. Bir de doğumdan sonra karın bölgesinde bir sarkmalar illaki oluyor. Olabilir. O sarkmaları yine maalesef sporla yapacağız. Spor yani. Hareket şart. Evet. Değil mi? Evet, zaten bir izleyicimiz de sporla alakalı bir soru ulaştırmış. Kilo vermek için spor desteklenmeli mi demiş. Yani spor şart mı demiş. Tabii kişiye göre de değişiyordur belki, değil mi bu? Her diyeti yapan, kilo vermek isteyen muhakkak spor yapmalı mıdır? Sadece diyeti kilo verebilir misiniz? Kesinlikle verirsiniz. Ona bakarsanız o zaman sporu arka plana atabilirsiniz. Hı hı. Ama beklentiniz ne? Ortalama bir diyetle ayda 2-3 kilo veriyorsanız sporla birlikte bunu 4-5 kiloya çıkartırsınız. Bu sürede kas artışınız kaslarınızda artma olur. Kas artışıyla birlikte metabolizmanız hızlanır. Yani bir sonraki aya da siz destek yapmış olacaksınız aslında. Daha dinç olacaksınız, daha enerjik olacaksınız. Spor yaptıkça yediğiniz yiyeceklere kıyamıyorsunuz zaten. Bakıyorsunuz orada koşu bandında 300 kalori bir tatlı yesem bitecek. Yarım saat koşayım mı? En iyisi yemeyeyim. Bu mantık da çok güzel oluyor. Ve kilo verirken eğer ciddi kilolar vereceksek vücutta muhakkak bir sarkma olacak. O derinin altı boş kaldığı için deri sarkacak. O yüzden sporla birlikte bunu da takviye yaparsak için aslında evet, daha vücut gerçekten çok fit bir görünüme sebep sağlayabilir. Sağlayabiliyor. Evet. Bir izleyicimiz az önce gerçi açıkladınız ama bir izleyicimiz tekrar ulaşmış bize. Kilo almak istiyorum lütfen yardım edin demiş Banu Ayaz. Az önce kilo almak için bir takım önerilerde bulundunuz. Son olarak belki şeyler söyleyebilirsiniz izleyicimize. Daha sık yememiz lazım. Yine aynı şekilde. Önlerimizi arttıracağız değil mi? Aynen. Tabii kilo almak, kilo vermek nasıl sorunsa aslında kilo almak da çok daha, yani büyük, sorun, bir daha sorun. Büyük bir sorundur yani belki. Yani şöyle düşünün, yemeği seven bir insana yapma diyorsunuz, o yapmıyor ama yemeği sevmeyen bir insana ye diye uğraşıyorsunuz. Ha, kimse de yiyor, kilo alamıyor. Öyle evet. bir durum da var. Ama muhakkak yanlış yapılan bir yerler var. Yani enerjiyi Hı-hı. artırmak için pilav makarnadan ben çok büyük bir güç alıyorum. Çünkü evet. iki yemek kaşığı pilav makarna bir dilim ekmeğe eşit. Kişi evet. üç dilim ekmek yediyemezsiniz ama altı kaşık pilavı yani yiyebiliyor. Yiyebilirsiniz. Tabii, o doğru. yüzden tercih edilebilir. Evet, yani. Öğünlerini artıracak o zaman. Daha enerji verici yiyecekler yiyecek diyebiliriz. Peki Sevgi Hanım, kış aylarında dışarıda spor yapamayanlar neler yapmalıdır? Evle iş arasındaki mesafeye bir bakmak lazım. Eğer yarım saatlik bir yürüyüşünüz varsa genelde ben insanlardan şöyle bir geri dönüş alıyorum. Aa, yarım saat arabamla gidiyorum, çok uzak. Yarım saat hiçbir şey değil. Aslında yürüyebilirsiniz. O yüzden arabayı arka plana atmamız gerekiyor. Hı hı. Hatta şunu da söylüyorum. Yani bir limit koyun kendinize. Arabanıza aylık ne kadar mazot ya da benzin yüklemesi yapıyorsunuz? 50 ya da 100 mü? Tamam, 101'i yapmayın. O zaman yürümek zorundasınız. Yok gibi düşünün yani. Otobüsü yokmuş gibi düşünün evet. ve çıkın biraz hareket edin. Spor gibi olacak. Evet, zaten. Çok büyük bir etkisi oluyor. Yani hiç yapmayıp birden yapmaya başlayınca gerçekten kendinizi de çok daha iyi hissediyorsunuz. Evet. Soğuklarda dışarı çıkamıyorum ya da çocuğum var evde bırakıp gidemiyorum olabilir, diyorlar. Çıkamayabilir. Artık internetteki video sitelerinde o kadar güzel şeyler var ki hareketler. Zumba yapabiliyorsunuz, oryantal yapabiliyorsunuz evet. ve inanılmaz enerji sarf ettiriyor. Yani yürüyüş yanında hiçbir şey değil. Kesinlikle değil mi? Aerobik hareketleri yaptırıyorlar arama sitelerinden. Ben de evde çok uyguluyorum bu tarz şeyleri. Dans. Ve çok da eğlenceli oluyor yani. Kesinlikle. Hem enerjiniz yüksek, hem pozitif bir enerji geliyor. Kendinize özgüveniniz geliyor. Kesinlikle. Hem eğleniyorsunuz hem bir hareket olmuş oluyor evet, aslında. Belki çok, daha çocuğunuz hızlı varsa birlikte yapın mesela. Evet. Güzel bir aktivite olabilir çok, yani. Çok güzel. Evet, bu öneriyi dinleyelim sevgili izleyiciler. Evet, sorularımız devam ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle neler yapmalıyız? Tabii biz kilo vermeye çalışırken dediğiniz gibi bir takım şeyleri, oranları, yeme oranlarını azaltıyoruz. Proteinli yiyecekler yememiz gerekiyor enerjik olmamız için ama bağışıklık sistemi nasıl güçlendirebiliriz? Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için belirli başlı vitaminleri almamız gerekiyor. A, C, E vitaminleri selenyumdan zengin beslenmemiz gerekiyor. C vitaminini artırmak için ne yapabiliriz? Koyu yeşil yapraklı sebzeler yiyebiliriz. Ispanak gibi, pazı gibi. Hı hı. Turuncu meyveler tüketebiliriz. Portakal gibi, mandalina gibi. A vitamininden yüksek kullanmak istiyorsanız yumurta bunun için çok güzel bir kaynak. O yüzden yumurtayı muhakkak kullanın istiyorum. Sabahları özellikle herkesin kahvaltısında yumurta olması
alması gerekiyor bence. Hı-hı. Safra probleminiz kesinlikle yoksa tabii. E vitaminden zengin olarak kuru yemişlere yönelebilirsiniz. Hı-hı. Hem selenyumdan zengin hem E vitaminden zengin. Bu arada çok böyle bilinmez ama yaban mersini diye bir şey var. Çok çok güzel. Ben tüketiyorum. Kış evet aylarında özellikle. Vücut sanki istiyor gibi. Öyle bir şey ve oluyor. Ve tadı da güzel. Çok yani 2-3 çeşidi var. Çok biri tatlı. Gerçekten acı çörek otu kadar acı bir tat. Onu hı-hı genelde yiyemiyorlar ama üzüme benziyor hoş gibi evet, ama kırmızı hoş olan. Ekşim. O gerçekten tabii güzel. C vitamininden de çok zengin. Metabolizmanızı da hızlandırıyor. Aynen. Günde bir yemek kaşığı kadar tüketebilir. Hem enerji verecektir. Aynen yorgunluğa öyle. Yorgunluğa iyi gelecektir. Antioksidan kaynağı, kansere karşı koruyucu evet özelliği gençlik var. Gençlik iksiri gibi bir şey aslında. Evet da, değil mi? Ama biz çok bilmiyoruz böyle evet şeyleri. Evet. Genelde aynı şeylere tıkılıp gittiğimiz kesinlikle için. Ama şöyle bir şey oluyor. Yani biz alışkanlıklarımızdan sanırım vazgeçemiyoruz. Kesinlikle. Belki kilo verme ya da kilo almayla da bununla da alakalı. Çünkü bir yemek sistemimiz vardır. Onun dışına çıkamıyoruz. Biz ona alışmışız. Onu bırakmak belki zor geldiği için belki diyete başlayamıyoruz gibi. Ben hep böyle kendi kendime sorular soruyorum. Evet. Alışkanlıklarımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor evet, aslında gerçekten değil mi? Öyle. Yani hem çözüm kendi alışkanlıklarınızı hem de evin diğer bireylerin alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor lazım arada demek ki. Peki Sevgi Hanım, kış aylarında kabızlık problemleri çok olur. Öncelikle ben bunun sebebini sizden almak isterim ve bunu engellemek için neler yapılmalıdır? İnsanlara su içiyor musunuz diye sorduğunda yazın şu kadar, kışın şu kadar diye ayrım yapmaya evet başlıyorlar. Yazın suyu tabii ki de içeceksiniz, zorunlusunuz. Yani o teri attıktan sonra o su, susuzluk hissi tabii ki de oluyor. Hı hı. Suyu azalttığınız zaman kışın kabızlık başlıyor. Az önce de konuştuğumuz gibi hareketler eksiliyor, yine bir kabızlık başlıyor. Hı hı. Eğer o sırada bir de posayı eksiltiyorsanız meyvedir, sebzedir gibi artık kabızlık kaçınılmaz oluyor. Bazı bireylerde tuvalete girme alışkanlığı dışarıda olmuyor. Ben illa evde şu saatte girmem gerekiyor gibi alışkanlıkları var. Ve maalesef bu bağırsak tembelliğine sebep oluyor. İlerleyen vadelerde bunu çözmek de çok zor oluyor. Farklı hastalıklara kadar gidebiliyor mesela. Tabii, bu tabii. Yani o anda ihtiyacını gidermeye ve belki kolon kanserine kadar gidebilir evet, değil mi? Çünkü çok bağırsaklar açısından sağlıksız bir durum bunu evet bekletmek. Beklememeniz gerekiyor. Evet. Yani geldiği an direkt tuvalete gitmeniz gerekiyor. Peki kışın kabızlığı nasıl yenebiliriz? Eğer herhangi bir rahatsızlığınız yoksa böbrek rahatsızlığı, şeker hastalığı gibi sabah kalktığınızda 3 tane kuru kayısının üzerine bir bardak ılık su içip karnınızı ovuşturduğunuzda tekrar tuvalete gidin. Gelip gelmemesi hiç önemli değil. Muhakkak tuvalete gidilmesi gerekiyor. Evet. Çok uzun kalıp hemoroid gibi bir sıkıntı oluşturmayın ama 1-2 dakikalık bir süreçte kabızlığı yenebilirsiniz. Her gün yaptığınız sürece. Meyvelerin porsiyonunu artırabiliriz. Günde 4-5 porsiyon meyve tüketimi yapabiliriz. Sebzeleri muhakkak tüketiriz. Kabızlığınız sürekli oluyorsa salatalarınız zaten her öğünde var da onun üzerine bir de bir yemek kaşığı yağ gezdirebiliriz. Evet. Tabii muz gibi, patates gibi kabızlığı tetikleyici besinlerden yememek de bu sürede lazım uzak durmamız gerekiyor. Evet. Peki su içimden bahsettiniz ama su tüketimi tabii kışın yavaşlıyor. Çok fazla tabii su tüketemiyoruz. Yazın daha fazla tüketiyoruz. Bunun için neler yapmalıdır? Yani daha doğrusu kışın ne kadar oranda su tüketmemiz lazım? Kışın ortalama kişinin yaşına ve kilosuna göre değişiyor ama 2,5 litreyi bir böbrek rahatsızlığımız yoksa yine 2,5 litreyi bulmamız gerekiyor. Aslında çok da zor değil. Masanızın başında onu koyuyorsanız ya da evde kendinize bir cam şişe edinip suyum bitmemiş gideyim içeyim gibi alışkanlıkları tetiklerseniz her bir şekilde zaten vücut alışıyor. Siz susuz yapamamaya başlıyorsunuz. Evet. O yüzden sürekli takipte olmanız lazım. Kimisi de suyun tadını sevmiyor. İçine tarçın atılabilir yine. Limon dilimleri atılabilir. Nane yaprakları şimdi atılabilir. Tadını değiştirerek bitki çayı gibi içilebilir. İçecekmiş gibi tüketilebilir evet aslında. Çok da güzel olur aslında. Enerji vermiş olacaktır hem taraftan da değil mi? Son bir sorum var. Kışın en çok özellikle tüketilen boza ve salep'in enerjisi yüksek midir? Bunu tavsiye ediyor musunuz? Yararları var mıdır? İçilmesi gerekiyor mudur? İkisinde yararı var. Osmanlı döneminden kalan hı-hı içecekler ve bizim artık günümüzde geri plana atılmış evet içecekler. Aslında kültürümüzde var değil mi? Aslında evet kültürümüzde var. Ama kalorisi gerçekten yüksek. Salep için 400 kalori, boza için de 690 kalorilerden bahsediyoruz. Yani siz bir bardak salep içtiğinizde
3 porsiyon meyveli 3 dilim ekmeği çıkarmanız lazım. Evet. Buzda içtiğinizde de 5 dilim ekmekle 4 porsiyon meyveyi çıkarmanız lazım. Miktarları azaltılabilir. Evet. Her gün içilmeyebilir ama yararlı mıdır? Evet, yararlıdır. Salep ne yapar? Öksürüğünüze iyi gelir. Kış için gerçekten iyi bir içecek. Vücudunuzu ısıtır, enerji verecek tabii ki de. Bir ara öğün olarak kullanılabilir yani. Boza içinde hamileler emziklilik döneminde sütü artırıyor. Çünkü içerisinde maya var. Şekerli suyla yapılan bir içecek olabilir ama sonuçta öksürüğe de iyi geliyor. Boğazgam arttırıyor. Çocuklarda özellikle çok büyük bir yararı oluyor. Gün aşırı tüketilebilir. Yalnız miktarını dediğim gibi çok yüksek oranda değil, yarım bardak gibi kullanmakta fayda var. Azaltarak. Aynen. İçerisindeki mayadan dolayı mideyi rahatlatıyor. Mide ekşileri, ekşimeleri yanmalarına engel oluyor ve kansere karşı da koruyucu olduğu söyleniyor. Evet, faydaları var ama tabii oranlarını iyi bilmemiz dikkatli gerekiyor. Öğünleri dikkatli yani kullanmamız gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Eklemek istediğiniz ya da tavsiye etmek istediğiniz bir şeyler varsa son sözlerinizi alabiliriz. Israrla hareket edin diyorum. Evet. Yani siz diyeti ne kadar yapsanız, beslenmeyi ne kadar iyi kullansanız da yanında hareket şart. Zaten sporculardan şey söylüyor. Spor yapın ama diyet de olsun. Birlikte bir şekilde yola koyduğunuz zaman hem enerjiyi artıracağız hem de çok daha sağlıklı bireyler olabileceğiz. Evet, tabii her zaman gelen doktorlarımız oluyor, program konuklarımız oluyor. Ve biz her sağlık sorununda, işte rahatsızlıklarda, hastalıklarda her gelen konum her zaman hareketli yaşam tavsiye ediyor. Sadece diyetle ya da sadece kilo vermek açısından değil, bu sağlıklı yaşam için aslında hayatımızda bir hareketin olması gerekiyor. Spor yapamıyorsak az önce söylediğiniz gibi hem eğlendirecek şekilde hareket yaşamı sağlayacak şekilde aslında kendimize bir takım alışkanlıklar da edinebiliriz diye demek istiyorum ben de. Aynen. Çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, çok güzel bilgiler aldık diyetisyenimiz Sevgi Er Yılmaz'dan ve uygulamak şartıyla diyelim her zamanki gibi. Bize ayrılan vakti yine bugün sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın ve sağlıklı kalın.